Menopoz, yumurtalıkların aktifliğini kaybetmesi sonucunda adet döngüsünün kalıcı olarak sona ermesi olarak tanımlanan, belli bir yaş sonrasında kadınlarda meydana gelen bir durumdur. Menopoz nedir? Ne demek? Hayatın bebeklik, ergenlik, cinsel olgunluk gibi bir dönemi olan menopoz, ileri yaşlarda görülen östrojen hormonuna bağlı olarak oluşan düzensiz adet kanamalarıdır. Bunun gerçekleşmesiyle kadınların aylık regl dönemi sonlanmaya başlamaktadır. Kadınlar adet sürecinin başlamasıyla birlikte sık idrara çıkma gibi bir sorunla da karşı karşıya kalabilirler. Bu süreçte idrar tutma sorunu yaşayan çok sayıda kadın bulunmaktadır. Bu gibi durumların bir yan etkisi olarak idrar yolları enfeksiyonu, ilerleyen zamanlarda daha büyük problemlerinden başlangıcı için ne yazık ki olumsuz sonucu ortaya koyabilir. Menopoz döneminin başlaması ile birlikte yumurtalıklar küçülür, üreme yeteneği kaybolmaktadır. Erken menopoz, menopoz ve menopoz sonrası olmak üzere 3 dönemde gerçekleşmektedir. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak menopoz, erken menopoz ya da cerrahi menopoz şeklinde gerçekleşebilmektedir. Menopoz belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? Yumurtlama döneminin sona ermesi ve adet sürecinin sonlanması olarak da bilinen menopoz dönemi, bir takım belirtiler ile karakterize olmaktadır. Menopoz belirtileri kanama gibi belirtiler ile kendini gösterirken, aynı zamanda farklı semptomlar ile de kendini göstermektedir. Bunlar şöyledir: ateş basması söz konusu olur. Gece terlemeleri görülür. Uykusuzluk ve kalp çarpıntısı meydana gelebilir. Baş, eklem ve kas ağrıları oluşabilir. Sinirlilik ve ruh halinde değişiklikler oluşturabilir. Anksiyete ve panik atak meydana getirebilir, hafız bozukluğu ve dikkat dağınıklığı söz konusu olabilir. Cinsel isteksizlik oluşturabilir. Vajinal kuruluğa bağlı olarak ilişki sırasında rahatsızlık gözlemlenebilir. Osteoporoz, aşırı kilo alma ve kalp damar rahatsızlıkları, yine bu süreçte gelişebilen ve ortaya çıkabilen sorunlar olarak dikkat çekmektedir. Kadınlarda cilt kuruluğu, ciltte kaşınma ve karıncalanma gözlemlenebilir. Alerjik durumlar, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi sorunlar oluşabilir. Ayrıca yalancı menopoz belirtileri de görülebilir. Bundan dolayı doktora görünmek gerekir. Menopoz sonrası nasıl olur? Kadınlarda menopoz sonrası süreçte bazı değişkenler dikkat çekmektedir. Fiziksel olarak bu değişikliklere karşı durmak gerçekten çoğu zaman sıkıntı yaratabilir. Kadınlar özellikle bu durumda psikolojik olarak daha da yıpranmaktadırlar. Özellikle cinsel organ bölgesinde yaşanan sorunlar, önemli derecede psikolojik etki yaratabilmektedir. Yıllar boyu ortaya çıkmış olan alışkanlıklar, bir süre içerisinde tamamen değişebilir. Alışılması çok zor olan bu süreç, kadınlar için aşılması gereken bir zaman dilimi olarak dikkat çekmektedir. En geç menopoz yaşı 55 olarak belirtilmektedir. Menopoz sonrası kanama ve terlemelere ne iyi gelir? Adet döneminin kesilmesi ve sona ermesi olarak tanımlanmasına rağmen menopoz sonrası kanama, dışarıdan östrojen takviyesi alınması, rahim iç tabakasının aşırı incelmesi ya da kalınlaşması, polip gelişmesi, mayom, rahim ağzında yara, polip, meme kanseri için kullanılan ilaçlar, rahim ya da yumurtalık kanseri, vajinal dokuda incelme, İltihap ve travma sonrasında oluşabilir. Sebebe bağlı uygulanan tedavi kanamaları giderecektir. Bunun yanı sıra menopoz sonrası terleme de sık görülmektedir. Bunun için sık sık duş alınız. Alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durunuz. Bol giysiler ve pamuklu kumaşlar tercih ediniz. Bol su tüketmeye de özen gösteriniz. Eğer ileri derece anormal bir durum söz konusu ise doktora başvurmayı unutmayınız.